Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Macera macerası kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine farklı bir bölgedeyim ve taş arıyorum. Bakalım aradığımız taşlardan bulabilecek miyiz? Evet. Şurada bulduğum taş güzel bir taş, evet. Bu bir kalsit arkadaşlar. Bir değeri yok fakat bunlar anahtar taşlar. Yani bu taşları bulduğunuz yerlerde mutlaka daha değerli, daha güzel taşlar bulabilirsiniz. Bunu burada bu şekilde bırakıyorum. Bu şu an için bizi pek ilgilendirmiyor. Yani bizim aradığımız taşlardan değil. Ben şu anda daha farklı bir taş peşindeyim arkadaşlar. Eğer bulabilirsem sizlere göstereceğim. Az önce birkaç tane numune gördüm, örnek gördüm. Bakın şuradaki oluşum, buradaki alttaki gördüğünüz oluşum kalsit ve üstü süt opal. Bunları tam süt opal olarak da bulabiliriz ama şu anda şu örnek de güzel bir örnek. Bakın güzel bir model. Bunu da almıyoruz. Bakalım aradığımız taşlardan bulabilecek miyiz? Evet, devam ediyoruz. Şurada yine taşların arasında bir tane kalsit buldum. Evet, almıyoruz. Bakın. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş gidelim. Yine bir sahil kıyısındayım. Gördüğünüz gibi vahşi doğayla baş başayım. Doğa da benim gibi vahşi bir doğa. Ben de vahşi bir insanım. Evet, çok uysal sayılmam. Bakın bir tane daha farklı bir örnek bulduk, taş örneği. Bu da bir kalsit. Böyle taşları ellemiyoruz. En azından ben almıyorum. Çünkü bunları işlemek çok zor. Evet. Şurada elimden tuttum bir tane. Evet. Aradığımız taşlardan bir tanesini buldum. Taşı görüyorsunuz. Farklı bir taş. Ne olduğunu tabii ki yaptığım araştırmalar, incelemeler sonucunda öğrendim. Ama bulması çok zor bir taş. Ve bu taş süs taşı değil arkadaşlar. Aslında bu bir, şöyle söyleyelim, bir asit türü. Evet, bir asit türü. Bu taşlardan arıyorum. Bulabilirsem sizlere de göstereceğim. Şu an için aramaya devam ediyorum. Bakalım denk gelecek mi? Şimdilik bunu buldum. Şimdilik bunu buldum. Daha büyükleri de var. Daha önceden bulmuştum farklı bir bölgede. Belki burada da daha büyüğünü bulurum diye umuyorum. Bakarsınız, denk gelirse beraber bulacağız. Evet, gördüğünüz gibi sahil kıyısındayım. Arabam da burada. Evet. Siz de bu şekilde hafta sonları boş vakitlerinizde bu şekilde taşlardan bulabilirsiniz. Bu taşın ne olduğunu söylemiyorum arkadaşlar. Daha tam eminim değilim çünkü yalnız bir asit türü olduğunu biliyorum. En son bir analiz sonucu o kanıya vardık. Yani şöyle ki, benden bu işleri daha iyi bilen, eğitim almış bir arkadaşımıza gösterdim. Ondan bana gelen bilgiye göre bu taş bir asit türü bir taş. Takıda kullanılmıyor. Sertlik derecesi de 6 gibi. Daha önceki videolarımda zaten bu taştan bulduğumu göstermiştim.
Bakalım buralarda çıkacak mı? Umarım buluruz. Bulamazsak da önemli değil. Evet, bir tane daha buldum. Bak, hatta iki tane buldum. Gösteriyorum. Şu bir. Bakın. Bu bir asit arkadaşlar. Bu bir asit. Evet, bir tane daha buldum. Gösteriyorum. Bakın. Yakından göstereyim. Bu biraz daha irisi. İşte hepsi böyle daha büyük olsa daha iyi olur ama bu kadar büyük yok tabii ki. Bir tane daha buldum. Üstündeki yansımaları görebilirsiniz belki. Bakın. Evet, sanki bu kargıların arasında sıkışmış gibi bunlar. Şu kargıları biraz ittirelim. Denizden gelen kuvvetli dalgalar ile sanki şu kargıların arasında sıkışmışlar. Bakın, bir tane daha buldum burada. Yok, bu değil. Bu bir kalsit. Sizi yanıltmasın. Bu bir kalsit değil. Atıyorum. Bakalım şuradan çıkacak mı? Biraz toprağa eşeleyelim. Biraz eşeleyelim. Belki altları girenlerden bir tane bulabiliriz. Bakalım. Bakın, bu da değil. Bu da bir kalsit. Bu da değil. Bunu da atıyorum. Cam da var ya. Nasıl bir şey burada? Camın ne işi var ya? Denizden geliyor demek. Atalım. Elimizi kesmeden bulmaya çalışıyoruz. Evet, bir tane daha buldum aynı taştan. Bunun tür renkleri var. Yani yeşili var, sarısı var. Kırmızısı, pembemsi, yani yeşili de var. Sarısı, pembemsi olanları da var. Onlardan da bulursam gösteririm. Aynı taş türü zaten. Bakın, bir tane daha buldum gibime geliyor. Bakın, gösteriyorum. Yavaş yavaş yaklaşıyorum. Umarım budur. Evet. Yok, değil. Değil arkadaşlar. Bakın, bu değil. Bu bir kalsit. Bu bir kalsit, bu değil. Bunu bırakıyorum. Gördüğünüz gibi aradığım taşları şunun üzerine koyalım. Bulduğum taşları şunun üzerine koyalım daha doğrusu. Bakalım ne bulmuşuz şu ana kadar. Bakın. Şurada gördükleriniz hepsi aynı ailenin, aynı familya taşlar. Üzerindeki parlaklığı görüyorsunuz. Bunlar birer takı taşı değil arkadaşlar. Kimyada kullanılan, kimyacıların işine yarayan bir taş, bir asit türü. Tam detayını size öğrendikten sonra daha detaylı bilgi vereceğim. Şimdilik bu kadarıyla yetiniyorum. Tabii ki tekrar başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Farklı videolarda görüşmek üzere. Şurada bir taş buldum. Bu da bir kalsit. Ama güzel, hoşuma gitti. Alayım ben bunu. Şöyle koyayım. Evet. Şimdi biraz da şu sahil kesindeki taşların içerisine bakalım. Şöyle gelelim. 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 Biraz macera yapalım. Hadi. Hadi bakalım. Macerayı yaşayalım beraber. Açıyorum. Gördünüz mü? Yengeçler. Yengeçler. Bakın. Güzel yengeçler de var burada. Şöyle söyleyeyim. Büyük balık avlamak istiyorsanız bu taşların altından yakaladığınız yengeçleri, bakın. Şuradan. Kaçan yengeçleri görüyorsunuzdur umarım. Bakın. Bu yengeçleri oltunuza yem olarak kullanabilirsiniz. Çekelim.
bakın ufak yengeç. Belki görmüşsünüzdür. Aradan kaçtı. Evet, doğada böyle. Tabii ki böceklerle de karşılaşıyoruz. Yılanlar, akrepler, çıyanlar, yengeçler. Daha farklı şeyler de olabilir. Şurada bir taş buldum. Bakın bu bir mineral. Ama almıyorum. Kalsit gibi oldu belli. Kıralım bakalım. Kırmayı deneyelim. Gördünüz mü? Kırıldı arkadaşlar. Dağıldı zaten. Şu hale geldi. Yani bunlar kalsit. Bunlar işlenmiyor zaten. Sertlik dereceleri düşük olduğu için zaten bunları işlemeye kalksanız kırılıyorlar. O yüzden bunlar süs amaçlı kullanılabilir. Altından ışık verebilirsiniz. Dekorasyon amaçlı kullanabilirsiniz. Fakat takı işinde kullanamazsınız. Kullanamayız. Bakalım. Evet. Evet, taş aramaya devam ediyoruz bu şekilde. Bakalım bugün karşımıza neler çıkacak. Hep beraber görelim. Bakalım bunun altında ne var. Evet, yengeç vardı. Geçti. Şurada ne var? Burada bir şey yok. Burada bir şey yok.